Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir battaniye çalışması yapacağız. Bu battaniyemizi Alize'nin Pufiko Olur marka ipiyle ördük. Şiş ve tuğ kullanmadan tamamen ipin kendisinde bulunan şuradaki ilmeklerin birbirinden geçirerek oluşturulan örgüyle yapılmakta bu battaniyemiz. Yeni öğrenen arkadaşlarımıza ya da sevgili küçüklerimize örgüyü sevdirme adına bu gibi çalışmalar yaptırılabilir. Önümde tuttuğum bu battaniyemi benim kızım ördü. Yavaş yavaş boş vakitlerinde birbirlerine ekleyerek bakınız kocaman tek kişilik bir battaniyeye ulaştık. Evet, şimdi bu battaniyenin yapımını kızımla birlikte sizlere anlatmak istiyorum. Hatta onun anlatmasını istiyorum. Evet, kolay gelsin diyerek yapımına ve çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 10 ilmeğimizi hazırladık. İpimiz bu yönden gelecek. Elinize ya da dizinize nasıl rahat ederseniz o şekilde tutarak yapabilirsiniz. Şimdi 10. ilmekten diğer ilmeğe başa doğru ilerliyoruz ve başlıyoruz. İlk yapmış olduğumuz işlemimiz 10. ilmeği 9. ilmeğin üzerine almak. Aldık. Bakın gösterelim. Evet. Şimdi devam eden ipimden bir tane ilmek alttaki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Yeni bir ilmek alıyorum. Üstteki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. İkisini ördüm. Şimdi yeni iki tane ilmeğim, sıradaki iki ilmeğimi öndekini diğerinin üzerinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum arkadan, alttakinin içerisinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğimi üsttekinin içerisinden geçiriyorum. Bu ikiyi de ördüm. Sonra yeni iki ilmeğimi alıyorum. Şöyle görelim, bakınız. Yeni iki ilmeğimiz. Öndekini arkadakinin üzerine bırakıyorum. Çapraz yapıyorum. İlmeğimi alıp alttakinin içerisinden geçiriyorum. Yeni bir ilmek alıp, bakın bu devam eden ilmeğim, üsttekinin içerisinden geçiriyorum. Yeni iki tane ilmeğimizi alalım. Evet, üzerine bırakıyorum ve alıyorum. Alttaki ilmeğin içerisinden ve bir yeni ilmeğimizi üsttekinin içerisinden geçiriyorum ve şöyle görmenizi istiyorum. Evet, son olan bölümleri de yapalım. Son iki tane ilmeğimiz kaldı, bakınız. Burada yapacağımız işlemimizi hepsini de yaparak geldik. Hemen üzerine çapraz yapıyorum ve bir tane buradan devam eden ilmeğimden önce alttakinin içerisinden, sonra yeni parmak, evet, son içerisinden alıyorum ve sıramızı tamamlıyoruz. Ne kadar büyüklükte olursa olsun hiç fark etmez. Çift sayılarda birbiri üzerine geçirdiğimiz için sayımızın gördüğünüz gibi çift olması gerekmekte. Birinci sıramızın sonuna geldik. Şöyle bırakalım. Bakınız parmaklarımız şu şekilde hazır. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda dikkat etmemiz gereken nokta, ikinci sıramız ve bütün çift sıralarımızda buradaki başlangıç ilmeğini örmüyoruz. Evet, ilk ilmeğimizi bırakarak hemen örmeye başlayalım. İlki boş bırakıyoruz. Bakın bu kez yine buradan geldim. Üst üste çaprazımı yaptım. İlmeğimi önce alttakinin içerisinden, sonra üsttekinin içerisinden diğer ilmeğimi geçiriyorum. Yeni iki ilmek alıyorum. Üzerlerinden geçiriyorum. Yani çapraz yapıyorum. İlmeğimi önce alttakinin içerisinden, sonra diğer ilmeğimi üsttekinin içerisinden geçiriyorum. Şöyle görürsün kızım. Evet. Diğer iki ilmeğimizi alalım. Çapraz yapıyorum. İlmeğimi önce alttakinin içerisinden sıradaki ilk ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonraki ilmeğimi hemen öbürünün üsttekinin içerisinden geçiriyorum. Ve sona kadar bakınız.
Bir ilmeği örmediğimiz için bu uçta da bir tane ilmeğimiz kalacak. Evet, geçirdim. Üzerindekini de geçirelim. Bakın, başlangıçta bir tane ilmek örmeden başladığımız için bitişte de bir tane ilmeğimiz kaldı. Kalan tek ilmeğimizi yeniden bir tane ilmek alarak ipimizden örüyoruz. Örelim. Bakınız, tek olarak çapraz yapmadan şöyle kenar ilmeği olarak örüyorum. Ve diğer ilmeklerimizi aynen başlangıçta ördüğümüz gibi örüyoruz. Üstüne bırakıyorum. İpimi alıp önce alttakinin sonra üsttekinin içerisinden geçiriyorum. Düzeltiyoruz. Sonra diğer iki tane ilmeğimize geçiyoruz. Sağdakini solun üzerine yatırıyoruz. Alttakinin içerisinden parmağımızla geçiriyoruz. Sonra üzerindeki, evet, geçirelim. Diğer iki taneyi sağdakini soldakinin üzerine ilmeklerimizi yatırıyoruz. Altta kalan ilmeğimizin içerisinden geçiriyorum. Sonra üstteki ilmeğimizin içerisinden ve devam edelim. İki ilmeğimizin, evet, alttakinin içerisinden geçirelim. Sonra üzerindekinin, evet. Son iki tane ilmeğimizi de örelim. Alttakinin içerisinden, üsttekinin içerisinden örelim ve sıramızı yeniden tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçmeden şöyle bakınız, modelimiz kendisini göstermeye başladı. Gayet güzel bir şekilde. Evet, şimdi çiftli sayıda olduğumuz için bir tek ilmeğimizi yine bırakıyoruz. Ve bu kez bakın, soldakini sağdakinin üzerine yerleştirdim. Alttakinin içerisinden alarak örüyorum. Bir ilmeğimiz boş. Lütfen bunu unutmayalım. Tekrar büyük battaniyemizi aldık. İşlemlerimizi sırası ile tek yönden ve çift yönden örüşlerimizi gösterdikten sonra ipimizin bittiği yerdeyiz diyelim. İpimizin nasıl birleştirileceğini şimdi göstermek istiyoruz. Bakınız, ipimiz geldik örerken ve bu noktada bitti. Yeni ipimiz de burada. Her ikisinin birleştirmesini şimdi sizlerle birlikte yapalım. Son ilmeği kesiyoruz. Şu uç kısmından bakınız, şöyle alttan birleşme noktasından şuradan kesiyoruz. Daha sonra diğer yöndeki yeni başlayacağımız ipi alıyorum ve oradan bağlıyorum ikisini. Bu şekilde bağladık. Sonrasında yeniden aynı şekilde kaldığımız gibi örmeye devam edelim. Aynı şekilde bakınız, geldiğiniz yön neredeyse oradan alarak önce alttakini, daha sonra üsttekinin içerisinden geçirelim. Ve ilerleyeceğimiz yöne doğru devam edelim ve şöyle görelim. Bakınız, burası battaniyemizin ön yüzü, gayet güzel. Şurası da arka yüzü. Her iki yönümüzün farklılığı görülmekte. Evet, şimdi kesme işlemini de yapalım. Hem başlangıç, hem ip birleştirme, hem kesme işlemi hepsini de tamamlamış olalım. Yeteri kadar büyüttüğümüz, istediğiniz kadar olan battaniyemizi şu şekilde kesiyoruz. Bakın, ipimiz diğer tarafta kalıyor. İpimizin olmadığı uçtayız. Yani ipimiz diğer köşede, uçta. Bu köşede bakınız, farklı uçlarda. Evet, şimdi ipimizin olduğu yöne doğru birbirleri içerisinden geçirerek ilerliyoruz. Bakın, bu son bitişimiz oluyor. Geçiriyorum. Evet, diğerine. Bir sonrakini biraz daha şöyle ortadan yapalım. Evet. Bakın, zincir görüntüsünü kazandı. Normal örgülerimizde yapmış olduğumuz işlemimizin çok çok benzeri. Devam edelim. Birkaç tane daha. Birbiri içerisinden geçelim. Evet. Evet, sona kadar bu şekilde
İlerleyelim. Evet, battaniyemizin bütün aşamalarını birlikte çalışarak tamamladık. Bu battaniyemizi 82 ilmek üzerinden çalışmıştık. Yani 82 tane şöyle görmüş olduğunuz ilmek üzerinden çalıştık ve tek kişilik bir battaniyeye ulaştık. Evet, battaniyemizi umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.